Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda bugün yani 4 Ocak 2021 tarihinde 4 adet PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçağının Tayvan hava sahasındaki fotoğrafları paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı 19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'nün bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilmesini kararlaştırdı. Avrupa'da bir analiz yapılmış. Euro Comparison'ın verilerine göre hangi ülke kimi dost olarak görüyor şeklinde burada Gürcistan Türkiye'yi, Ermenistan Yunanistan'ı, Azerbaycan ve Türkiye ise karşılıklı olarak birbirlerini dost görmekte. Burada Almanya'nın Letonya'yı dost olarak gördüğü de harita üzerinden gözükmekte. Dilerseniz durdurup detaylı olarak bakabilirsiniz. İstanbul'da barajlardaki su seviyesinin son 15 yılın en düşük düzeyine indiği belirtilmiş. Doluluk oranı bugün %20'nin altına inerek %19.79 olarak ölçüldü. Bir diğer haberimiz Yozgat'ta odun ve ağaç doğramacılığı yapan Duran İlbay Tepedoğan'ın köyünden odunluk için getirdiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı şeklinde bir haber paylaşılmış. Bununla ilgili fotoğrafı görmektesiniz. Bugün Birleşik Arap Emirliklerine giden Güney Kore bandıralı bir petrol ticaret gemisi İran tarafından Bendar Abbas Limanı'na çekildi. İran'dan yapılan açıklamada geminin Bendar Abbas Limanı'na götürülme nedeni çevre kirliliği. Fakat tabii ki de asıl neden bu değil. Güney Kore bankalarında İran'a ait dondurulmuş 7 milyar dolar bulunduğunu hatırlatalım. Güney Kore Dışişleri Bakanı yakın bir zamanda Tahran'a gelmeyi planlıyordu. Bunun üzerine İran'dan bu şekilde bir hamle geldi. Yine bugün Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberde taşınabilir boran sisteminin Aselsan sayesinde geliştirildiği ifade edilmiş. Bununla ilgili kısa bir videoda Makine Kimya Endüstrisi tarafından paylaşılmış Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın paylaşımını görmektesiniz. Yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile fotoğrafını paylaşıp aynen şunları yazmış: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Faysal bin Farhan ile aramızdaki işbirliğinin güçlendirilmesini tartıştık. Yunanistan ve Suudi Arabistan güncel bölgesel gelişmeleri değerlendirdi şeklinde bir tweet attı. Navtex serimiz dünya basınında da yer bulmuş. Akdeniz'de 3 farklı noktada eğitim yapacağımızı da hatırlatalım. 2020 yılının zam şampiyonunun sütlü tatlılar olduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine göre 2020 yılında gıda ürünlerindeki artış %20'yi aşarken en fazla artış ise %674 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Gerçekten de öyle 20 liraya satanlar bile var. Bu dönemde dış ticarette düzenlemeler yapıldı. Bu nedenden dolayı limon fiyatının ise %8 olarak en fazla azalan ürün olduğu ifade edilmiş. Bugün Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neis Papa'dan açıklamalar geldi. Ukrayna tersaneleri NATO standartlarında teknolojilere sahip olmalı. Ada sınıfı gemiler sayesinde bu teknolojilere erişebileceğiz. Gemilerin üretimine Türkiye'de başlanacak. Daha sonra üretim Ukrayna'da bitirilecek. 2021 yılında deniz birimlerimiz için Türkiye'den bayraktar TB2 almayı planlıyoruz. Azak Denizi ve Karadeniz'de kullanımı için Bayraktar TB2'nin daha uzun uçuş menzili gibi gelişmiş kabiliyetleri olacak şeklinde bir açıklama yaptı. Ukrayna dikkat ederseniz sürekli bugün alacağız, yarın alacağız şeklinde açıklama yapıyor. Neredeyse her hafta bu açıklamalar gelmeye başladı. Yine güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın ekranda görülen haritadaki gibi 3 parçaya ayrılabileceği ihtimalinden bahsetmiş. Bununla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Yine Suriye'de genel durum haritasını görmektesiniz. Harita bugün suriyegündemi.com tarafından paylaşıldı. Son durum haritası yani 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle burada ne yazık ki Fırat'ın doğusunda ve batısında hala istediğimiz gerçekleşmedi. Bilindiği gibi biz bunları Fırat'ın doğusuna çekilin diyoruz. Fakat doğusuna çekilseler de orası Türkiye sınırı değil mi? Gerçekten bunu anlamak güç. Yine Barış Pınarı bölgesine ilişkin bir haber paylaşılmış. Barış Pınarı bölgesinde kahramanca görev yapan Mehmetçik Bölgedeki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. AFAD koordinatörlüğünde 75 adet gıda paketi, 200 adet hırka, 250 adet çocuk montu, 250 adet plastik çocuk botu, 1500 adet bebek bezi dağıtıldı şeklinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir paylaşım yapıldı. Yine Bangladeş Devleti deniz birimleri için uzaktan komutalı top sistemi alım için ihale açtı teklif vermesi beklenen ülkeler Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve İsviçre Türkiye'den doğal olarak Aselsan'ın teklif vereceği ifade ediliyor. Tabii ki de diğer rakipler de oldukça güçlü ama genellikle Filipinler ve Bangladeş bu tarz ihale açtığında kazanan Türkiye oluyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün Hakkari'den 4 adet fotoğraf paylaşılmış şartlar ne kadar zor olursa olsun asil milletimizin sevgisinden ve duasından aldığımız güçle vatan nöbetimiz daima sürecek şeklinde 4 adet fotoğraf görmektesiniz. Güney Kore'den bir haberimiz var. Güney Kore'nin 460 milyon dolar bedelli 100 adet seyyar köprü alımı için yaptığı ihale sonuçlandı. Ne yazık ki burada Hyundai Rotem ve Türk firması FNSS ortaklığı ile yarışan Samur ikinci sırada kaldı. Dolayısıyla Hanwha General Dynamic sistemin bu ihaleyi kazandığını belirtelim. Bugün Azerbaycan Devlet Televizyonu Şuşa'da çekimler ve röportajlar yaptı. Bunların da yakın zamanda paylaşılmasını bekliyoruz. Yerli bir firmamızdan haber aktaralım. Hoytek isimli firma Kanada'ya sensör ihracatı gerçekleştirdi. Hoytek Teknoloji Kanada'ya derinlik sensörü ihraç etti. Müşteri istekleri doğrultusunda geliştirilen derinlik sensörü, derinlik ve yalpa değerlerini yüksek hassasiyet ve yüksek frekansla iletebiliyor. Kanada'dan alınan 50 adetlik derinlik sensör siparişinin ilk 20 adedi 2020 yılının son haftasında gönderildi. 30 tanesinin ise önümüzdeki aylarda Kanada'ya teslim edilmesinin planlandığı ifade edilmiş. FNSS firması Filipinlere çeşitli ihracatlar gerçekleştirecek. FNSS savunma sistemleriyle Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında Filipinlere lojistik destek hizmetinin sağlanacağı duyuruldu. Son olarak Pakistan'dan bir haber aktaralım. Pakistanlı Emma Alam dünya hafıza şampiyonu oldu ve bir dünya rekoru kırdı belirtilmiş. Bununla ilgili Pakistan basını tarafından bir haber paylaşılmış. Emma Alam Çin, Kanada, Birleşik Krallık, Güney Kore, Vietnam, Hindistan, Malezya, Cezayir, ABD, Hong Kong Mako gibi dünyanın her yerinden 300'den fazla yarışmacının katıldığı 3 günlük yarışmaya 10'dan fazla disiplinde katıldı. Tayvan, Libya, Katar, Irak, Pakistan takımından Emma Alam ve Seyda Kısa Zera 2020 yılı şampiyonasında birden fazla dünya rekoru kırarken Ater 2020 küresel sıralamasında 7. sıraya yükseldi. Uluslararası İnsan Hafızası Geliştirme Enstitüsü'nde eğitim aldığı da belirtilmiş. Dünya Hafıza Şampiyonası 1991 yılında dünyaca ünlü Tony Buzon ve Raymond Cain tarafından insan hafızasının inanılmaz gücüne küresel bir ışık tutmak amacıyla kuruldu. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.